Evet, Akit ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınıza katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayın. Eyvallah sağ olun. Şimdi bomba bir video var. Dün gece düştü sosyal medyaya e, ee, Meral Akşener 32. gün programına katılıyor. Mehmet Ali Brandt sunuyor programı. Reklam arası veriliyor ama reklam arasında kayıt devam ediyor. Meral Akşener eğiliyor sessizce programı ve süreci anlatıyor. O yaşadığı dönem biz ne biliyorduk? Meral Akşener aslanlar gibi dik durdu darbecilerin karşısına dik durmaya çalıştı. Darbeciler tehdit etti. Gelir işte o ifadeyi kullandılar Meral Akşener'e karşı. Refah Yol hükümeti devrildi. Meral Akşener de o hükümetin bir unsuruydu. Devrilenler arasındaydı. Devrenler arasında değildi. Mağdurdu. Tırnak içerisinde böyle deniyordu. Böyle biliniyordu. Meral Akşener 32. gün programına katılıyor. Programda reklam arasında dediğim gibi o dönem işbirliği yaptığı adamlar kaydediyor Meral Akşener'i. Kaydetmeye devam ediyor. Mehmet Ali Buran da eğiliyor sessizce diyor ki ben de verdim diyor. Refah yolu. Ben de verdim diyor. Kalanını da izleyicilerimiz bu sözle birlikte kendi videosundan, kendi ağzından izlesin. Bize inanmayan varsa en azından kendi ağzından izlesin. Eğer Meral Hanım diyorsa ki Ali Bey'in belki birazdan yazısında konuşuruz yüksek de onun etkisiyle mi konuştum? Meral Hanım'ın da belki şekeri yüksektir onun etkisiyle konuşmuş olabilir mi diyeceğiz. Ama kendisi bakın Refah Yolu hükümetiyle ile ilgili neler söylüyor. Siz taşıyabilir misiniz şu ekipte? Aha. <laughs> İşini beceremeyen insanlar. O soruyu hiç sormadılar. Hmm. <laughs> Ben Kadın Kolları Genel başkanlığında 8 ayda 45 il gezmişim. Refah Ana Koalisyonu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Yani. Ben iyi bir örgütçüm. Bir hedefi teşkilat meclisinde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. şey, şey yapamadı da. Yani izleyin o, hatırlayın o şey dönemini. Ramazan bayramı geçtiğimiz şeker bayramı dönemi hmm. o görüşmeler esnası hmm, yani bekleyelim görelim şu şeyi biraz e, şey yapalım toplam kaç kişi bu olay biraz e, geriye kaç kişi ka, e, karışmış e, bir sayı, tamam 58 falan deniyor ama çok daha o, o şey, şey tam bilmiyorum ben bir tek Erbakan'a verildi Tansiyonun elinde de yok gerçekten yok yani onu hiç kimse bilmiyor. Ona girmeyin hiç. Hayır, o zaman onu yani bizim e, biz bizim bilmiyor, yani bizim... bizim bilgimiz yok. Çünkü MIT vermiş o dosyayı. o Onu sonra söylersiniz ben de söylerim. Tamam olur. Başbakanlığa bağlı. Şimdi bundan sonra çok kısa yanıtlarla gidelim. Tamam. Yani çünkü ana şeyinizi tamam, e, noktanızı e, şey yaptınız. Kaç dakika kaldı çocuklar? Bir daha izleyelim mi? Reci diyor ki bir daha izleyelim diyor. Vallahi anlayabileceksek bir daha izleyelim ama bir daha... çok fazla net bir e, sonuca varabileceğim bir şey yok. Ben yıktım diyor daha sonra. ben Şimdi yani, teylin etsin desin ki ben yıkmak istemedim aslında. Yani, Yıkılıyordu. Atıklama yapsın ama burada e, çok net anlaşılmıyor. Ben de akşamleyin iki kere üç kere izledim. Ben bu tür şeylerde hele hele bir kısmı veriliyorsa bir konuşmanın başı yok sonu yoksa Hele hele kesilme ihtimali de varsa kimseye haksızlık etmek istemem. Ama çıkıp Meral Akşener'in açıklama yapması lazım. Bunun içeriği şudur demesi lazım. Bizim muhabirlerimizin de tümüyle sadece Akit'in, Akit, Akit TV'nin değil, bütün muhafazakar ve gerçeğin peşinde koşan muhabirler bu Mehmet Ali Birant'la yapılan röportajın tamamını izleyip stüdyoda canlı yayında ne söylemiş? Bu arada ne söylemiş? Arada ne farklar var? Nasıl kısık sesle? Bu kısık sesle konuşması bana bir e, fikir veriyor. Biz şimdi arada konuşuyoruz, kısık sesle mi konuşuyoruz? Yok. Ya gayet. Şu an ne konuşuyorsun? Belki e, biraz daha değişik ses tonu olabilir ama neyse odur. Böyle kısık kısık birisi aman duymasın türünde bir konuşma tarzı Meral Akşener'in ikinci bir kimliği olduğunu üç aşağı beş yukarı gösteriyor. Ama evvelki bir program da vardı. Evvelki konuşmada da ben işte mücadele edeceğim diyordu Sarıklılarla. Göreceksiniz nasıl mücadele edeceğim diyordu. Şimdi öyle bir ceberrut bakış açısıyla karşı karşıyayız ki biraz sonra konuşacağız. 28 Şubatçı bir emekli amiral daha tahliye oldu. Şimdi o dönemi yaşamamış olan insanlar şunu diyebilirler. Ya adamcağızı almışlar 81 yaşında cezaevine koymuşlar. Peki adamcağız ne yapmış bir de onu konuşmamız lazım. Bu İçişleri Bakanı sıfatıyla o tarihte görev yapan Meral Akşener'e basit bir ifade değil. Siz biraz önce söylemek istemiyorum dediniz. Rütük kuralları dediniz vesaire vesaire ima ettiniz. Ama şimdi biz bunu söylemeyeceksek Yarın öbürsü gün bir benzeri şekilde darbe sürecine Türkiye girecek olursa o şahıs bu şahıs ki Kemal Kılıçdaroğlu zaten bir benzerini şu an yapıyor. Kimyasalla yaptılar. Dün de uyuşturucuyla yaptı. Tehdit ediyor bazı insanları. Cezaevine atacağım. Ömrün cezaevinde geçecek diyor. Şimdi o tarihte de bu ülkenin İçişleri Bakanına bir general ne demişti? Gelirsem oraya bakanlığın önünde devamını hadi ben de getirmeyeyim. Şimdi Meral Akşener çıkıp 28 Şubatçılardan niçin şikayetçi olmadı onu önce anlatacak. Bunun da faydası var. Ben bunu izlemeyelim falan e, niyetinde değilim. İzlensin. Tekrar tekrar izlensin. E, canlı yayının tamamı da izlensin karşılaştırma yapılsın. Ama benim görebildiğim ben neticeye varamadım. Kesin bir neticeye varamadım. Yani burada söyleyeceğimiz, yapacağımız bir yorum belki küçük bir ayrıntıyla boşa çıkabilir. Onun tedirginliğiyle... vefah yolu 50 milletvekili, 50 kadını da ben yıktım diyor. Öyle demiyor, öyle demiyor. 50 kadını çıkartamadılar dışarıya diyor. Yani şöyle bir şey olabilir. Tabii benim hüsnü zannım olabilir. Yani karşı taraf kadınları kullanıyor ama Doğru Yol Partisi 50 tane kadınla sokağa çıkıp da bunlara cevap veremedi de demiş olabilir. Ben teşkilatçıyım diyor, teşkilattan He. geliyorum diyor. Dolaştım diyor vesaire vesaire diyor. Dolayısıyla ben böyle bir ortamda biz de kadınları onlar kadınları sokağa döküyorlarsa ki hatırlayın o zamanlar Ayfer'i Göksoy diye bir kadın vardı saygısızca. Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'a hakaret üzerine hakaret ne e, e, saygısız ifadeler kullanılıyordu. Kadınlar üzerinden şeriate hayır diye sokak yürüyüşleri yapılıyordu. Şu an CHP eski milletvekili olan Şener Saran'ın öncülüğünde Ankara'da e, şeriate hayır sloganıyla çarpı işareti konularak ve başörtüye çarpı işareti konularak yürüyüş düzenleniyordu. Bunlara karşı biz herhangi bir şey yapamadık demiş olabilir ama bunların hepsi tahmin ve hüsnü zan besleyerek yapılan bir e, tahmin. Tam kendi ifadesi, tamam, refah yolu buyurun. hükümetini ben yıktım. Şu anda da sosyal medyada TT. Şimdi Murat Alan'ı ben öldürdüm derseniz hakim bir önüne bakalım. Arkadaşlar tam olarak Tekrar e, verelim arkadaşlar Fahli o videoyu. Ben yıktım diye. Yani istifa etseydi zaten İçişleri Bakanı birkaç bakan Bahattin Şekerler. Ben Kınar, istifa zaten edince. Istifa etti zaten. Ben istifa edince Refah Yol Hükümeti yıkıldı. Üzgünüm bu durumdan da rahatsızım demiyor. Hayır istifa etmedi ki zaten. Ha, misal evet. veriyorum. Ya, ya, istifa yani istifa etsem hani Refah Yol böyle de yıkabilirsiniz bir şeyi. Ama istemeye istemeye yaparsınız. Bakın ne diyor. Tekrar izleyelim o görüntüyü. Kız ortaya. Siz taşıyabilir misiniz şu ekipte? Ha, ha. İşini beceremeyen insanlar. O soruyu hiç sormadılar. Hmm ben kadın kolları genel başkanlığında 8 ayda 45 il gezmişim refah ana koalisyonu ben yıktım kadınlarla yıktım 50 kadını dökemediler yani. ben iyi bir örgütçüm. bir hedefimi bir teşkilat mühendisliğine yürümekti bakanlık torbadan çıktı hakikaten şey, şey yapamadı da. yani izleyin o hatırlayın o şey dönemini Ramazan bayramı geçtiğimiz şeker bayramı dönemi hmm. o görüşmeler esnası hmm, yani hatırlıyorum. bekleyelim görelim şu şeyi biraz şey yapalım toplam kaç kişi bu olay biraz gelin kaç kişi karışmış bir sayı, tamam 58 falan deniyor ama çok daha şey şeydi. tam bilmiyorum ben bir tek Erbakan'a verildi Tansu Hanım'ın elinde de yok gerçekten yok yani onu hiç kimse bilmiyor. Ona girmeyin hiç. Hayır, o zaman o değil. Yani bizim e, Abi, biz bilmiyoruz. bizim. Yani bizim bilgimiz e, yok. yok çünkü nit vermiş o dosyayı. Yani. Tamam. Onu sonra söylersiniz, ben de söylerim. Tamam olur. Başbakanlığa bağlı. Şimdi bundan sonra çok kısa yanıtlarla gidelim. Tamam. Yani çünkü ana şeyinizi tamam, e, noktanızı e, şey yaptınız. Kaç dakika kaldı çocuklar? Evet, bir kere daha dinledik. Ben, evet orada bir dil suçması da olabilir. Sizin dediğiniz gibi Refah Yol'da katledilmiş olabilir. Ben iyi bir örgütçüyüm. Refah Ana Koalisyonu'nu ben yıktım. Belki ben diyorum belki Doğru Yol anavatan Vatan Partisi'ne koalisyonunu ben yıktım diyor olabilir. Ama ben bu konuda ısrarcı olamam. Meral Akşener'in avukatı değil. Meral Akşener gerçekten bu ülkede medeni bilgiler kitabı okullarda zorunlu olsun diyerek adeta gittiği haccı da inkar ederek anıt kabire gidip arkasından ben iman tazeledim diyen bir kişi. Ben bunun şimdi savunmasını mavunmasını yapamam. Kusura bakmasın kimse. Ama kendimle de çelişemem. Ben kendi beynimde oluşan şeyi söylüyorum. Ha, bunu tekrar tartışırız, konuşuruz. Ve sonuçta eğer refah yolu yıktıysa, şimdi bir istifasıyla zaten İçişleri Bakanı da gidince Turizm Bakanı gitmiş. Sağlık Bakanı Yıldırım Aktun'a istifa etmiş. Bilmem kim istifa etmiş. Hüsamettin Cindoruk istifa etmiş. Bunların hepsi Doğru Yol Partisi'nden. Meral Akşener de Doğru Yol Partisi'nden. E bir sağlam kaldırım taşı da o Doğru Yol Partisi'nin bakanlarından birisi de giderse biraz daha kolay düşerdi Refah Yolu Hükümeti. Ama burada biz tabii şunu da söylememiz lazım. Saadet Partililer şimdi bununla oturup iş işbirliği yapıyorlar. Şimdi e, ne kadar güveneceklerine bu. bir baksınlar. Bir baksınlar. Yani er, Erbakan'ın devamıyız. Bizi iktidardan indirdiler. Erbakan çok şey yapacaktı ama iktidardan indirildi diyorlar. Şimdi de Meral Akşener'le o ittifakta Bakın, yol duruyor. Ben bazı şeylerde hüsnü zan beslerim ama bazı şeylerde de böyle kendimi de zaman zaman bu konuda eleştiririm. Bu konuda da eğer yanılıyorsam izleyicilerimiz eleştirsinler. İki kimlikli olduğunu şöyle anlayabiliriz Meral Akşener'in. Bu görüşme, bu konuşma reklam arasında geçen Ramazan bayramı diyor görüşmeleri Sonra şeker bayramı. Şekere dönüyor. Tabii. Ve i̇ki kimlikli bir insan çünkü. Dönüyor. 28 Şubat'tan şekeri çünkü. seviyor. Evet. Korkuyor çünkü. Tamam. Korkuyor. Aslı Ramazan bayramı demek Diyemiyor. istiyor. Evet. Ama aa duyarlar diyor. Kaza tuttururlar beni diyor şeker bayramı. Korkan bir insansın sen. Yani böyle gün Allah korusun iktidara iktidara gelecek olursan böyle korkuturlar seni. Benim kanaatim bu. Birisi der ki ya Ramazan bayramı, şeker bayramı üzerinden nerelere gittin bilemem. Benim samimi kanaatim bu. Bakın öbür konuda biraz çekince koyuyorum. Ama bu konuda benim affım yok. Birisi Ramazan bayramı deyip hemen düzeltmeye kalkıyorsa kendince şeker bayramı diyorsa korkak birisidir. Bir Lütfen. de olayın bir, bir boyutu daha var. Şimdi eee Mehmet Ali Brand, böylesine bir söz söyleniyor. Reklamdan döndükten sonra bakın ben bunu, gazetecisiniz ya gazeteciyiz. Gazeteci böyle bir şeyi duyduğunda ne demeli? Direkt otomatik olarak hemen öyle mi? Tamam bunu da reklamdan sonra konuşalım. Hemen Hı, evet ben de farkındayım deyip mırıldanıyor, geçiştiriyor. Erbakan'ı hedef alacak mitten geldiğini söylediği bir şeyin üzerine yönleniyor. Diyor ki onu konuşalım diyor. Şimdi bir bu. Bir ikincisi de o dönem Bakın aslında ne kadar güvenilmez bir zihniye bugün gazeteci ve gazetecilik yaptım diyenlerin o dönem ne kadar güvenilmez bir zihniyet olduğunu da ortaya koyan bir şey daha var. Reklam arasında kamera kayıt alıyor. Siz reklam arasında burada hiç kameranın sizi kaydaldığını gördünüz mü? Bilmiyorum. Ben görmedim. Ben, ben ben o konuda bir şey diyemem. Yani bu bu gazete, otomatik bakın diyor ki, asla almıyoruz diyor böyle tamam, bir şey. yok öyle bak, diyorlarsa öyle. Otomatik diyor. alınıyor mu arkadaşlar? Otomatik alınıyor olabilir. Yok. Belki o orada kendileri ee, şöyle de düşünüyorum ben şimdi. 28 Şubatçılar alıyor olabilir. Hah, Aydın Doğan'ın televizyonu işte. olabilir. Yani hepsine, hepsine açık olalım. Dolayısıyla Aydın Doğan'ın televizyonu olduğuna göre Aydın Doğan kendi çalışanlarını kontrol altında tutmak için aldırıyor olabilir. Bilgisi altında, rejinin bilgisi altında alınıyor olabilir. Her ihtimali. Dikkate alalım. Ben size ne yaptıklarını söyleyeyim. Buyur. 28 Şubat döneminde kimlerin kimlerle işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. Meral Akşener bunları söylese de, bakın siz Hüsnü Zanda bulundunuz. Ben dedim ki refah yolu e, ben yıktım ya da ona benzer bir ifade kullanıyor dedim. Hüsnü Zanda bulunmadım aslında. Ama başka bir şey daha söyleyeyim. Meral Akşener'e de güvenmiyorlar ve Refah Yol Hükümeti içerisinde ne döndüğünü anlamak için o sırada reklam arasında bu soruları sorduruyor olabilirler Olabilir. ve kayıt alıyor olabilirler. Tabii. Hepsini, hepsini bir ihtimal olarak e, göz önünde tutalım. Bir de Ertuğrul Özkök'le Meral Akşener'in bir meşhur davası vardı. Bir telefon dinleme vesaire mevzusu vardı. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada oturup değerlendirmemiz lazım. Dediğim gibi ben bu Mehmet Ali Birant'la yapılan röportajın yayınlanan kısmını da inceleyerek bu bölümden daha net çıkarımlarda bulunabileceğimizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla onun üzerinde çalışmamız lazım biraz daha. Fakat Ramazan bayramı diyen birisi arkasından şeker bayramı diye kendisini düzeltme ihtiyacı hissediyorsa o kişi benim nezdimde korkak bir insandır. O günkü layıkçıların şerrinden korkuyor. Ben buna şuraya kadar eyvallah ederim. Bakın İslam dininde de Hazreti Peygamber'in izni vardır. İşkence altındaysan imanını reddet denildiği zaman işkence altındaki kişiye izin verilmiştir, ruhsat verilmiştir. Dinini inkar edebilirsin ama ilk fırsatta tekrar imanını tazele denilmiştir. Fakat buna mecbursun diye bir şey yok. İlla yaparsın değil. Eğer mümkünse direnebiliyorsan imanını inkar etme. Ama dayanamıyorsan ruhsat verilmiştir. E bu ruhsatı, Şimdi şimdi burada ruhsatı burada, reklam arasında Mehmet Ali Branda karşı kullanıyor. Yani hani burada. Şimdi canlı yayında bir toplantıda panelde Ramazan bayramı deyip tamam pardon yanlış oldu şeker bayramı diye düzeltse derim anlarım burada tamam. Burada laikçilerin şirretinden korkuyor. De Ramazan bayramını şeker diye düzeltiyor kendince, lükçilerin istediği gibi düzeltiyor. Böyle bir korkak yapısı olduğunu gösteriyor. E sonra da 28 Şubat'a aslanlar gibi Tayyip Erdoğan diyor ki davasını açın bunun diyor. Darbeler cezasız kalmasın diyor. 12 Eylül darbecileri içinde, 28 Şubat darbecileri içinde. Hani 27 Mayıs darbecileri için de emir verecekti ama yapamadı. Çünkü 27 Mayıs darbecilerin çoğu zaten vefat etmişti. Artı üzerinden de zaten 45-50 yıl geçmiş. Zaman aşımının üzerine bir zaman aşımı daha dolmuş. 25'in üzerine bir 25 daha geçmiş. Ama 12 Eylül'le 28 Şubat darbecilerine Cumhurbaşkanı'nın açtığı ön sayesinde bu ülke... Yargılamasını yaptı. Ama Meral Akşener gitti o mahkemeye. Ben 28 Şubat'ta darbe oldu diyemem dedi. Takdiri siz yapın dedi. Kıvırdı. Döndü. Ondan sonra şikayetçi misiniz? E siz takdir edin dedi. Ben değilim dedi. E Şimdi de çıkıyor o kanalda bu kanalda 28 Şubat'talar. Şey Niye diyordu. cezaevinde diye soruyorlar. O dönem içinde tiyatro kukla mahkemelerdi diyorlar. Şimdi de o dönem için kukla mahkemelerde dedikleri o soruşturmalarda ya da şeyde görev alan pe, pe, polis ya da işte savcılar içinde bunlar tahliye edilmeli diyorlar. Yani bir taraftan ona kukla mahkemeler diyorlar, diğer taraftan da bunlar tahliye edilmeli diyorlar. Bu çelişkilerin hepsini izah etmesi lazım. Kendisinin kafasına bir silah falan dayanmamıştı görüntüde öyle görüyoruz. Niçin Ramazan dedikten sonra şeker deme ihtiyacı duydu. Dolayısıyla bunların hepsini çelişkileri Meral Akşener ifade etmesi gerekir. Evet. Bir reklama gidelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Evet geri geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi reklam arasında da biz kritiğini yaptık. Refah yol dememiş, ana yol demiş olsa dahi partisinin ittifak ettiği bir başka hükümeti yıkmak için ...bir çalışma içerisinde olduğunu söylüyor. Her halükarda bir hükümeti yıktığından bahsediyor. Evet. Kendisinin e, partisi bir koalisyon hükümeti kurmuş. Bu ana yolda olmuş olsa, Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi hükümetini de kastediyor olmuş olsa... ...sen koalisyon ortağı olduğun bir partinin mensubusun ve o koalisyon hükümetini yıktığını söylüyorsun. Ben yıktım diyorsun Şecaat arz ederken Merdi Kıpti sirkatini söyler derler. E şimdi burada da şecaat arz ediyor. Ben yıktım diyor. Sen neyi yıktın? Senin üyesi olduğun partinin koalisyon hükümetini. E çıkarsın aslanlar gibi. Dersin ki ben bu koalisyon hükümetine razı değilim. İstifa ediyorum Doğru Yol Partisi'nden dersin. E anlarız ama işten pazarlıkla Ali Babacan'ın yaptığı gibi AK Parti'de Çalışıyorsun, AK Parti'de üyesin, hatta AK Parti'de milletvekilisin. Abdullah Gül'ü Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlıyorsun. 2018 seçimleri öncesinde. E şimdi burada da e, benzer şekilde Meral Akşener, ana yolu da yıktım demiş olsa, refah yolu da yıktım demiş olsa, her ikisinde de sen üyesi olduğun bir partinin ortağı olduğu koalisyon hükümetini, Yıktım diyorsun. Bunun izahını yapması lazım. Evet. Şimdi e, gündem maddesi şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü söylemleri ve ona verilen cevaplar bütün gazetelerde ama ona geçmeden önce o ana gündem olsun, geniş konuşacağımız şey olsun. Bir şey daha var. Bakın iki yüzlülüğü ortaya koyması açısından bence önemli. Bunu konuşmak lazım. Dün Pervin Buldan e, konuşuyor. Grup konuşmasını yapıyor. Orada bir şey söylüyor. Bakın diyor ki cumhuriyetten bahsediyor. 99. yılı kutlandı diyor. Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık diyor. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek yerine Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere tüm farklılıkların ret ve inkara dayalı tekçi tek, tek Tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz. Cumhuriyet budur diyor. 100 yıllık bir yıkım süreci. Şimdi yine aynısını söyleyeceksiniz. Mahir Ünal'la evet böyle bir sıkıntı var diyeceksiniz. Ama onun hakkını savunmama da onun haklılığını savunmama da bu engel değil diyeceksiniz. Akite başı, bazı tepkilerde bulunmuş olsa da. Mahir Ünal, <laughs> Mahir Ünal için söylüyorsunuz. Yani. Ama ama. Cumhuriyet, sözcü bir, bir gün ki kendisinin de Cumhuriyet'le bayağı bir sorunu vardır aslında düşünce zihniyeti yapısı açısından. Memleketi komünizme pazarlamaya, Rusya'daki sisteme pazarlamaya çalışır. Bir günü sözcüsü Cumhuriyet'i, şimdi Meral Akşener konuşuyordu az önce, Meral Hanım'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'su, CHP'nin tamamı hepsi topyekün şunu söyledi. Cumhuriyet düşmanı, Türkiye düşmanı, Türk düşmanı, Türkçe düşmanı dediler. Mahir için. Şimdi Cumhuriyet için ne söylüyor Pervin Buldan HDP eş genel başkanı? Yüz yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz diyor. Eskisi de yenisi de yok diyor. İnkarcıdır, yıkımcıdır diyor Cumhuriyet. Bakın Cumhuriyet'in birinci sayfasında bu haber var mı? Yok. Biz bunu nereden okuyoruz? Cumhuriyet'in beşinci sayfasının en alt tarafından Pervin Buldan'ın açıklamasını. Buldan da Cumhuriyet'e hedef aldı diyor. Buldan da Cumhuriyet'e hedef aldı. Ama 5. sayfanın en altından. Sözcüde var mı? Tek satır yok. Tek satır. Ortağınız masanın altındaki bakanlık vereceğiniz hatta üste çıkarmaya çalışınız ortağınız Cumhuriyet yıkım sürecidir diyor yıkım. Tek satır var mı? Yok. Kararda var mı? Yok. Yeni Asya'da yok. Bir günde yok milli de yok. Tek veren Cumhuriyet olmuş. O da 5. sayfanın en altına atmış. Bunlar Mahir da harf ile ilgili sözlerinden dolayı günlerce hedef tahtasına koydular. Mahir Ünal'a da açıklama yaptırdılar. Ya olur mu ya ben de Cumhuriyet şeyim, taraftarıyım böyle şey olur mu? Asla bunu kastetmedim dedirttiler. Buna rağmen istifa evet, da Sözcü ettirdiler. Sözcü gazetesi manşet yapmıştı Meral Akşener'in sözlerini. Meral Akşener Türk düşmanı Atatürk düşmanı falan diye giydiriyordu. Arkadaşlar hemen 3-4 günlük gazeteler içerisinde sözcüğünün kocaman o manşetini bulabilirlerse ver, verirler. Ve oradan da görürüz ki Mahir Ünal söz konusu olduğu zaman AK Partili birisi söz konusu olduğu zaman Meral Akşener nasıl haykırıyor, Sözcü gazetesi nasıl manşete çıkartıyor ama Pervin Buldan yani masanın altındaki ortak genel başkanı, eş başkanı söylediği zaman Meral Akşener nasıl sus pus oluyor birlikte görmüş oluruz. Ki Meral Akşener biraz önce de grup toplantısını yapmıştı. Bakalım aynı ses tonuyla Mahir Yunal'a söylediklerini Pervin Buldan'a da söylemiş mi söylememiş mi risk alarak ben şimdi bunu söylüyorum. İzlemediğim bir programı ama yani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli. Ben de risk alayım. Asla söyleyemez. Çünkü ha. o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz dedi HDP'liler. Evet. Gözlerinin içine baka baka sesleri çıkmadı. Sözcü gazetesi de manşetinden Pervin Buldan'ı kastederek Türk düşmanı, Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı bunlar diye o aynı başlığı Mahir Ünal için attığı başlığın aynısını Pervin Buldan için atamaz. He, Pervin Buldan'ın sözleri içerisinde, Mahir Ünal'ın sözleri içerisinde haklılık payı olan kısımlar vardır. Biz desteklediğimiz noktalarda değil, tartışmıyoruz ki. Evet, Bunların iki yüzlülüğünü iki tartışıyoruz. Yüzlülüğü. Çelişkiyi anlatıyoruz. Vatandaşları nasıl kandırdıklarını, siyaseti nasıl çıkarlar için kullandıklarını göstermek için bunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla Pervin Buldan'ın o 100 yıllık cumhuriyete yaptığı ifadeler CHP'liler tarafından da aslında tefe koyulması gerekir ama maalesef ki maalesef. Şimdi burada tabii bütünüyle her şeyi masaya yatırmamız lazım. Öyle bir tiyatro oynanıyor ki yani şimdi Ahmet Davutoğlu nerede bu Mahir Ünal tartışmasında? etmiş. bu manşetmiş. Evet, şimdi İyi Parti lideri Meral Akşener Cumhuriyete dil uzatan AKP'li Mahir Ünal'a böyle çıkıştı. Şimdi ben burada yarım saat konuşayım şunu göstermediğin zaman onun için teşekkür edelim Reci'ye. Yani ben bunu göstermediğim zaman 45 da 5 saat konuşayım hepsi boş. Zıvır zıvır. Ama şunu gösterdiğimiz zaman yarın da sözcünün tekrar yarınki manşetini gene risk alalım. Risk alıp da söyleyelim bunu. İyi Parti lideri Meral Akşener Cumhuriyete dil uzatan AKP'li Mahir Ünal'a böyle çıkıştı. Işte. Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, Türkçe düşmanı, Türk düşmanı. Hadi söyle, Pervin Buldan'a da söyle de. Sana milliyetçisin diyeyim, ülkücüsün diyeyim. 28 Şubat'ta refah yolu yıkmış olsam bile, ana yolu da yıkmış olsan, neyi yıktıysan yıktın. Helal olsun diyeyim. bu masayı yıkamıyor ama. Hadi bakalım. Bakın söyle. onu yıkıyor, o masayı yıkıyor. 28 Şubatçıların desteklediği alkış tuttuğu bir ortamda yıkıyor ama bu masayı yıkamıyor. Pervin Bulda'nın 100 yıllık 100 yıllık inkar süreci diyor. 100 yıllık bir yıkım süreci diyor. Bu masayı yıkamıyor. Bakın Pervin Burdan bir şey daha söylüyor. Diyor ki size söz veriyoruz. İkinci yüzyılın aktörü onlar değil biz olacağız. İkinci yüzyılın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının aktörü onlar değil biz olacağız diyor. CHP'liler bakanlık veriyor. Evet. Işte İkinci bir tane, yüzyılın iki aktörü tane. olacağız. Dursun Çiçek'le başlamıştılar. Bir tane verilebilir diye. Gürsel Tekin'le devam ettiler. Sonra CHP'li bir başka vekil, iki tane de olabilir dedi. E şimdi bugün geldiğimiz noktada İyi Parti'ye bakıyoruz. E, ortada bir şey yok. Yavuz Aralioğlu çıkıyor. Ya diyor bir şey söylediğimiz zaman hemen bize klasik sağcı deyip ağzımızı kapatmaya çalışıyorlar. E, gidip sen HDP ile iş birliği yaparsan e, tabii sana o muameleyi yaparlar. Klasik sağcı ya bu derler. İyi dua etsin Yavuz Aralioğlu. Faşist ne konuşuyorsun da diyebilirler. Yani bunu dememeleri için bir sebep de yok. HDP'nin bakış açısı budur. Belki reklam arasında bunlar da onlara söylüyordur işte. Yani, 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 faşist diyorlardır ama reklamlar, reklam arasında söylüyorlar. Reklam arasında söyleniyordu. O da ona komünist diyordur ama halkın huzuruna çıktıkları zaman ya bize klasik sağcı demeyin ya biz klasik sağcı falan böyle e, tanımlamalar doğru değil diyerekten yumuşak bir üslupla konuşuyorlar. Evet burada muhterem bizim dilimiz değişmedi diyor. O zaman Mustafa Kemal neyi değiştirdi diye sorarlar. O zaman alfabe devrimi diye dediğiniz şey nedir diye hanımefendiye sorarlar. Devrim diyorsunuz bir yandan da değişmedi diyorsunuz. Bunların hepsini Meral Akşener bir de tarih doçantıyım doktoruyum falan diye de ortalıkta dolaşıyor. Hem tarihçi olup da hem de bizim dilimiz değişmedi vesaire şeklindeki tanımlamaları da anlatması gerekir. Evet. Akit'in manşeti Bay Kemal'in ki siyaset değil düpedüz ihanet akşam manşetinden gider ayak devlete iftira attı diyor. Cumhuriyet hapislerde çürüteceğiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini söylüyor. Sözcüde de onu hapislerde çürüteceğim diye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tehditle hakaretlerde bulunuyor. Evet, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu nereden geldik bu noktaya? Geldiğimiz nokta önceki gün akşam Kemal Kılıçdaroğlu o bilindik e, tarzını bu sefer de cari açığı Türkiye uyuşturucu parasıyla kapatıyor şeklindeki bir iftirasını gündeme oturtturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net rakamlarla cevabını verdi ama dün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu yine devam etti tehditlerine. Ve Süleyman Soylu'yu şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmanşetinde var. Cezaevinde çürüyeceksin diye tehditlerine devam ediyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kısa bir şey yapalım. Böyle uzun uzun bizim 3 tane 5 tane sekreterimiz, 15-20 tane muhabirimiz falan filan yok. Kendi imkanlarımızla, 2 tane muhabirimizle, 5 tane işte e, sayfa sekreteriyle bütün gazeteyi hazırlayan arkadaşlarla yaptığımız Çalışmanın neticesinde yarım saatlik bir düşünce içerisinde ki bu sırada da diğer işleri de yaparken benim hatırladıklarımı ben söyleyeyim. Erdoğan kaçacak diyen kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Evet. Tarih 2015. Darbe daha olmamış. Beyefendi büyük ihtimalle kulağına fısıldamış. Fısıldamış ki Samanyolu haberde bunu söylüyor. Yani şu an yurt dışında kaçak yaşayan Abdullah Abdülkadiroğlu'nun ...karşısında söylüyor. Ama o tarihte kaçak değil diyecek. He, o tarihte... bu ...Abdullah Abdulkadiroğlu kaçak Çünkü değil. Çünkü şu an birçok partisinin evet. vekili... ...kaçaklara kaçak, konuşuyor, o evet. yüzden diyorum. Ka ya. E, kaçacak dediği adam... ...burada... ...tekrar o tarihten sonra üç tane, dört tane... ...seçime girmiş, kazanmış... ...kendisi bizzat... ...seçime girmiş, Cumhurbaşkanı seçilmiş... ...kaçacak dediği Tayyip Erdoğan... ...karşısında oturduğu adam... Kaçtı. Büyük ihtimalle reklam arasında kulağına, ya Kemal Bey kaçacak diye bir şey söyleyin de biraz reyting olsun. Bizim bilgilerimiz var diye. Onun kulağına, Kemal Bey'in kulağına üflemişler. O da yayın sırasında söyledi. Erdoğan kaçacak dedi. Kaçtı mı Erdoğan? Kaçmadı. Hem de darbede de kaçmadı. O tarihten sonra 15 Temmuz darbesi gerçekleştirdi o FETÖ'cüler. Gene de kaçmadı Tayyip Erdoğan. Başka ne demişti Kemal Kılıçdaroğlu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenilir mi güvenilmez mi onu test ediyoruz. Bu ülkede darbe olmaz dedi. Tarih 2016 Şubat. Bu ülkede darbe artık olmaz. Tarihe karıştı darbe marbe. Darbe olacak olursa ikinci ihtimal. Olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım dedi. 6 ay sonra darbe oldu. Birinci dediği yalan çıktı. Hadi diyelim ki tahmini yalan çıktı. Yanlış çıktı. Ama ben çıkarım tankın önüne. İlk ben çıkarım dedi. Orada da yalan söyledi. Artık bu öngörüsü değil. Adam kendisi çıkacaktı tankı orada Bakırköy'de havalimanının önünde tanklar duruyordu. Tank geri çekildi diyecek. He, tank geri çekildi ama kulağına fısıldadık. He. Tank geri çekildi. Che geri çekildi ama kendisi için o da gitti ee, Bakırköy Belediye Başkanının evinde Darbede neler oluyor? Oturdu seyretti. Panjurları da kapatarak seyretti. Evet, evet kapatarak. Evet. Sadece sabaha kadar onu seyretmesi bile bu ülkedeki ana muhalefet partisi lideri için bir züldür. Ama bunlar anlamıyorlar. Evet Erdoğan kaçacak. Yalan çıktı. Darbe olmaz. Yalan çıktı. İlk tankın üzerine çıkacak olan kişi ben olurum. Palavra çıktı. Tok nerede dedi. Yerli araba diyorlar. Nerede tok? O araba nerede? Hani şaşalı törenler yapıyorlar. 2019 Mart'ta söyledi bunu. Tok şimdi banttan indi. Burada da öngörüsü diyebilirsiniz. Yalan direkt diyemezsiniz. Çünkü yapılmış bir şeyi inkar etmedi ama şimdi dün itibariyle yerli arabayla ilgili bir şey dedi mi grup toplantısında Yok. ben e, göremedim. Ki açılışa da katılmadı battan inme törenine de katılmadı e bir başka bir tane daha vereyim ki onlarca böyle yalanı var ama e bir tane daha verelim üniversite imtihanı gününde Katarlılara tıp fakültesine imtihansız girme hakkı verildi bu ülkenin çocukları alın teri döküyorlar tıp fakültesine giremeyecekler tıp fakültelerinin bütün kontenjanları Katarlı öğrencilerle dolacak dedi hem de 2 milyon, 2,5 milyon öğrenci üniversite imtihanına girdiği gün bunu söyledi. Bu paylaşımı yaptı. E şimdi bu yalanları söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu kimyasal silah kullanılıyor diye onun yan bahçesi olan Türk Tabipleri Birliği'nin başkanı bir iftira attı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Özgür Özel de e, ya işte bu düşünce hürriyetidir dedi. Dedi. Bakın Aydınlık diyor ki önce kimyasal Sonra uyuşturucu, uluslararası istihbarat operasyonudur bu aslında. Dedi. Evet doğru söylüyor aydınlık. Yani bozuk saat günde iki defa doğruyu gösterir. Aydınlık da birçok konuda yanlış teşhislerde bulunan bir çizgide. Ama son zamanlarda gerek eşcinsel e, propagandaya karşı dik duruşu, aile kavramına sahip çıkışı açısından da bu zillet ittifakına karşı çıkışı açısından da dik duruşu var. Devam ediyoruz. Kimyasal silahla ilgili o kara propagandaya Sezgin Tanrıkulu, Tanrıkulu da CHP'li olarak ben TBMM'ye önerge vereceğim diyerek bu uluslararası arenadaki o kirli operasyona aydınlığın belirttiği Kirli operasyona CHP'de destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda tek kelime etmedi. Şimdi uyuşturucu cari açığın kapatılmasında kullanılıyor dedi. 2011 yılında 70 milyar dolarmış Türkiye'nin cari açığı. Onu neyle kapattık acaba? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu vesaire onlar da bakandı. Şimdi hemen yanı başında duruyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bilgi istiyorsa içeriden gizli bilgileri de yani Meral Akşener'in reklam arasındaki özel görüntüleri gibi görünen Mehmet Ali Bülent'le sohbeti nasıl ortaya çıkıyorsa Ahmet Davutoğlu da koşa koşa anlatsın. Desin ki cari açığı biz şuradan şuradan kapa. Veya Ali Babacan bu konunun ben profesörüyüm kardeşim ekonomiyi ben bilirim Tayyip Erdoğan bir şey bilmez diyen Ali Babacan çıksın desin ki 2011 yılındaki 70 milyar dolarlık Türkiye'nin cari açığı neyle kapatıldı ki şimdi 50 milyar dolar 60 milyar dolar Haydi haydi şimdi koskocaman Türkiye çok daha rahat çekirde 2011'nin üzerinden 11 yıl geçmiş ama bunlar bitmez nasıl ki 2014 yılında mitrleri eşliğinde iftiralar atıldı Türk Silahlı Kuvvetlerine MİT'e iftiralar atıldı şimdi yakında gelecek hafta büyük ihtimalle biz de bir öngörüde bulunalım. Yanlış çıkarsa da öngörümüz yanlış çıkmış diye kendimizi öz eleştiriye tabi tutarız. Şimdi kaçak silahlar diye Kemal Kılıçdaroğlu bir akşam çıkacak. Diyecek ki Türkiye kaçak silah cenneti haline. Cennet demeyelim. Yani milli kavramları. Onu e, niye söyleyecek? E i̇şte bu bir operasyon. Kimyasal silah. Arkasından uyuşturucu cariye açığın kapatılmasında kullanılıyor. Devamında kaçak silahla para kazanıyorlar. Petrolü de bunun içine katabilirler. Çünkü 2014'tekinde aynı FETÖ'nün <laughs> propagandasında bunlar vardı. DAEŞ'ten petrol ticareti şudur budur diye ifadeler, iftiralar vardı. Arkasından kara para aklanıyor Türkiye'de. Zaten bu uyuşturucunun bir ayağı da o. Bunu neyin üzerinden söyleyecek? Terör örgütlerinin finansını sağlıyor Türkiye diyecek. Zaten Ünal Çekiçöz ne demişti? Azerbaycan Karabağ işgalini kurtarmak istediği zaman İHA, SİHA veriyoruz biz Azerbaycan'a. Uluslararası mahkemelerde bu silah satışı ceza davası konusu olabilir demişti. E şimdi bunu biraz daha geliştirip ya İHA'ları SİHA'ları şuraya buraya veriyoruz. Rusya'ya satıyoruz. Efendim başka başka ülkelere satıyoruz. Bundan dolayı Türkiye kara para aklama veya işte uluslararası ceza mahkemelerinde yargı. Ya biz programa girmeden önce Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu anlattı. Dedi ki Amerika Kıbrıs Rum kesimine yıllardır devam eden silah ambargosunu kaldırdı. Niye kaldırdın diye sorduk Amerika'ya. Bakın ibretlik olaya bakın. İbretlik olaya bakın. Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya soruyor. Uydusu diyorlar ya Amerika'nın. Uydusu mu değil mi görün. Soruyor. Ya Kıbrıs Rum kesimine siz silah ambargonuz vardı. Ne diye kaldırdınız siz bunu? Diyorlar. Amerika'nın verdiği cevap Amerika zıt Erenköy diyemiyor. Cevap vermek zorunda kalıyor. Diyor ki: Kara parayla mücadele konusunda Kıbrıs Rum kesimi bizimle işbirliği yaptı. Biz de onun karşılığında onlara yönelik silah ambargosunu kaldırdık kısa süreliğine. Dışişleri Bakanımız ona da cevap veriyor. Diyor ki: Ya para yardımı yapın başka başka şeyler yapın. Siz kara parayla ilgili sizinle işbirliği yaptı diyerekten silah ambargosunu kaldırıp da Türk kesimine karşı silahlandırmanın alemi ne? Kaldı ki burası çok önemli. Diyorlar ya dalga geçiyorlar ya geçsinler istedikleri kadar dalga geçsinler. Çok önemli burası çok önemli. Bir yıl öncesine kadar siz Kıbrıs Rum kesimi için kara para aklıyorlar kara parayla mücadele konusunda bizimle işbirliği yapmıyor diye bir kere bir açıklama yaptınız mı diyor Dışişleri Bakanı diyor bunu. Şimdi bunu hepsine bu emperyalizme falan mücadele ediyoruz diyor diyen bir güncüler Cumhuriyet gazetesindekiler çıksınlar desinler ki ya bu ülkenin Dışişleri Bakanı sırtında yumurta küfesi varken o yumurtaları kırmama hassasiyetini gözetirken Amerika'ya bizden fazla düşmanlık yapabiliyor. Amerika'nın yüzüne 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 karşı gerçekleri haykırabiliyor demesi gerekirken e ne yapıyorlar? Şimdi kendi ülkelerine ihanet etmek için Kimyasal silah, uyuşturucu parasıyla cari açık kapanıyor. Kaçak silah gelecek hafta, ondan sonraki hafta işte kara para aklama terörlü falan. Siz Kaçak diye. silah dediniz de aslında siz söylerken hani zihinde ya başka şeyler de. Da hayır hayır işte. Yapmış değilim değil ben. değil ama. Derce... Değil ne, ama. ne olabilir değil diye düşündüğün zaman bakın. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl ki aklına bir şey geliyor hemen çıkıyor televizyona bir şey söylüyor. Aynısının tıkı. Ben de oturdum. Yani ihanet üzerine düşünürsem ben bir ülkenin vatan haini olsaydım ne yapardım? düşünüyor 2014'te ne yapmıştılar? MİT üzerinden uydurmuştular. E bunu da uydurabilir. Hayır hayır. Şeyi var bunun. Bunun bir evveliyatı da var. Siz söylerken çağrışım oluyor. Sadat'a neyle suçluyorlar? Evet, evet Sadat'la neyin ilişkisini ay, kurmaya ay, çalışıyorlar. Doğru, Silah götürüyor. O da oraya o lejyoner de. götürüyor. Orada savaşları destekliyor diye o neyi iyi, söylüyorlar? değil değiller. Nedir bu yani? Neyi söylüyorlar? Diyorlar ki şey yasadışı e, yasa dışı oluşumları silahla destekliyor diyorlar. Bakın benim aklıma konu belki bu olmayabilir ama aklıma başka şey, şey daha geldi. Şimdi saadetlerden bahsettik ya sa saadetin nasıl destek olduğunu şu an o dönem Halk. biz onu yıktık bunu yıktık Halk. diyenlere o dönem manşetler vardı siz silah deyince hatırlıyorum refah partisi silahlandırıyor halkı silahlandırıyor insanlar silah alıyorlar gizlice niye devlete baş kaldıracakmış gibi bir izlenim oluşturmak için silahlandırıyor ne silahlandırıyor denildi de pompalı tüfek oluyor insanlar gidiyor. Konya'da binlerce Almıştı. pompalı tüfek. Ya bakın nasıl dönüyor iş. Nasıl aynı yere gidiyor iş. Bireysel silahlanma. Bireysel silahlanma son hızıyla sürüyormuş. Magandaların elinde oyuncağa dönmüş. Her yerde silah varmış herkes. Şimdi Milli varmış. Gazete, AK Parti, o tarihte Ya, Refah, refaha söyleniyor. 28 Şubatçılar, Milli Görüş Partisi olan Vefah Partisi'ne söyleyip onun üzerinden parti kapatılıyordu. Ya. Şimdi bugün de, bugün de AK Parti'ye karşı. Partisi olduğunu söyleyen Saadet Partisi Erbakan Hoca'nın talebesi olan Tayyip Erdoğan'a silahlanma üzerinden yine saldırıda bulundu. Bakın ne diyordu? O dönem hatta bu dönemde de söylenen bir şey var. Kayıp silahlar. Ya. Kayıp silahlar var diyordu. Bakın ne diyor? İlk 6 ayında. Türkiye'de silah sayısı, kayıt dışı silah sayısı milyonu buldu diyor. Bunu söyleyen de milli maalesef deyip devam etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar uyardı bir şey daha vardı dediler. Sizin bir paylaşımınız olduğunu söylediler. Neymiş? Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Selman 320 milyon liralık hayali gerçek oldu diye bir paylaşım. Şimdi e şimdi Olayı öyle anlatalım. bir haldeyiz ki Cumhuriyet Biraz gazetesinde anladım. not alıyoruz. Emin olun aldığımız notların yarısını da kullanmadan gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi hatırlatmasalar gidecek. Cumhuriyet gazetesinde önce o Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını verelim. Oradaki diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu manşette Londra'ya gidiyorum temiz para getirmeye Türkiye'ye. Londra'ya gidiyor, temiz para getirecekmiş. Yatırımcı için Londra'ya gidiyor. Mafyanın başına ezeceğiz. Önce ithal baronlardan başlayacağız, sonra bizimkilerle hesaplaşacağız. Orada belki albüme bakar da o eski günleri yad eder diyen Kılıçdaroğlu, saray Türkiye'yi uyuşturucu pazarı haline getirdi. Londra'ya temiz parayı getirmek için gideceğim. Vahdettin'e İngiliz uşağı diyenler, İngiliz gemisiyle gitti diyenler, hain diyenler, mandacı diyenler. Şimdi İngiltere'ye gidiyor beyefendi. İngiltere'ye giderken de İngiltere'yi de temiz paranın merkezi, merkezi olarak görüyor. Türkiye kirli paranın daha büyük ihanet olur mu ya? Kendi ülkene kara para, mafya parası diyeceksen, Kalkacaksın mafya babalarının burada sözcülüğünü yapıp şunu da araştır bunu da araştır diyeceksin. Sonra gideceksin diyeceksin ki temiz para Londra'da var. Peki temiz para Londra'da varsa. Şimdi arkadaşlar diğerine diğer o Suudi veliaht prens hani katil Sen... paramparça yaptı evet. davasını sattınız ya. Türkiye'de yargıyı sattınız Suudi Arabistan'a yolladınız davayı diye. Ya Veliaht Prens katil ya! Bak Veliaht Prens 352 milyon avroluk hayali Suudi Prens'in gerçek olmuş. Ne yapmış? Nevis Kesli diye bir United, United diye United. bir futbol takımını. Ben ilk satın defa almış. duyuyorum bu futbol takımını. İyi futbol oynar İngiltere. Öyle mi? Hı, bu futbol takımını kulübü satın almış, kökten satın almış. Katil dediği. Prens İngiltere'ye 352 milyon avro yatırmış. İngiltere İngiltere'de de temiz. bir Allah'ın kulu şunu söylemiyor. Mafyayla, kara parayla, gazetecik öldürenlerle İngiltere nasıl bu ilişkiyi kurar? Bunların mal varlığına... istemiyoruz bu adamın parasını. İstedikleri zaman istemiyoruz geçin çöküyorlar. Abrahamov için üst mal varlığına çöktüler. Takımına el koydular. Ama Gazeteci öldürdüğü söylenen kişinin de takım almasına müsaade ediyorlar. Kılıçdaroğlu da temiz para bulmaya gidiyor o ülke. Evet. Tarih öyle 10 yıl 20 yıl öncesi değil. 20 2021. Tabii tabii, değil. Yani şu olur. Veliaht Prens o cinayeti işlemeden önceki bir olay olur. İngiltere henüz <laughs> daha bu veliaht prensle mesafe koymamıştı falan diye anlatırlar. Şimdi bu da yani arkadaşlar izleyiciler şunlar bunlar şöyle düşünmesinler. Ya bula bula bir tane 352 milyon avroluk bir tane olay onlarca böyle onlarca milyarlarca dolar milyarlarca avro Suudi Arabistan'dan şuradan buradan para gidiyor İngiltere'ye şimdi Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor. Ama Arabistan'la ilişkileri düzeltmeyin. Orada katil var diyor. Veliaht Prens katil. Ne işin var onunla gidip görüşüyorsun diyor. Veliaht Prens gitsin İngiltere'ye parayı yatırsın. İngiltere'de Türkiye'ye getir. O temiz para. Çünkü İngiliz uşaklığı var orada. Ama bize diyorlar İngiliz uşağısınız siz diyorlar. Kimmiş İngiliz uşağı? Baksınlar görsünler temiz para denir mi ya? Sen kendi ülkeni suçladığın bir tarihte bir dakikada bir saniyede cumhuriyete manşet yaptığın bir tarihte Türkiye'de kara para var diyorsun. Dönüyorsun aynı an diyorsun ki Londra'ya temiz para için gidiyorum deyip İngiltere'yi aklayıp paklıyorsun. İkinci bir haberimiz daha vardı Katar Kralı da pardon Katar'dan İngiltere Kralı Charles'a. Charles'a 3 milyon avro. İşe bakın ya temiz paralara bakın. Kral, kral bu, kral. Paranın kralını, rüşvetin kralını alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki temiz paraları almaya gidiyoruz. Temiz, temiz paraları Türkiye'ye yatırım için gelmesi için. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye terör olayları sebebiyle güvenilmez bir ülke haline geldi biz hatırlatıyoruz. Buraya yatırım yapanlar da bunu dikkate alsın açıklamasını da hatırlıyoruz. Dolayısıyla kendi ülkesine ihanette her her geçen dönemde bir zirve daha yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Evvelki yıllarda onu söylüyordu. Gerçekten Türkiye'de o FETÖ'cüler henüz daha tasfiye edilmediği için yargıdan, emniyetten, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ'cüler darbe öncesiydi tasfiye edilemediği için Türkiye'nin birçok yerinde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bombalar patlatıyordular. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu yatırıma gelemez burada. Gelmesinler çünkü Türkiye güvenilir bir ülke değil diyordu. Şimdi rüşvet alıyor. İngiltere'nin en tepesindeki kral. 3 milyon avro almış, vakfına vermiş, estek etmiş, köstek etmiş. Bunu temiz paranın merkezi diye gösteriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Buyursunlar, izah etsinler. Kimdir İngiliz muhibbi? İngiliz hayranı kimdir? Biz miyiz onlar mı? Söylesinler. Evet bir başka iki yüzlülüğü daha söyleyelim o zaman. O da akşamda. Bakın ne diyor? Bana göre manşet olabilir bir haberdi. Almanya'da savaş sansürü. Berlin Ukrayna'daki savaşı bahane ederek Rus yanlısı yorumlara sosyal medyada atılan yorumlara 3 yıl hapis öngören sansür yasasını meclisten geçirdi. Hadi. <laughs> Türkiye'de sansür var diyorlardı. Can Dündar Almanya'da FETÖ'cüler, Zekeriya Özler şunlar, bunlar. Gerçi Zekeriya Öz zaten 5 yıldır, 6 yıldır herhangi bir paylaşımı yapmıyor ama Can Dündar Türkiye'deki her gelişmeyle ilgili bir paylaşım yapıyor. FETÖ'cüler o bir sürü elemanı var. Türkiye'de Samanyolu Haber'de zaman da şurada burada çalışan, ondan sonra da darbe sonrasında da yurt dışına kaçan, şu an Almanya'da yaşayan birçok medya mensubu var. Onlar çıksınlar bir anlatsınlar bize şu sansür yasası diye akşam vermiş. E desinler ki ya bu yasada bir şey yok. Bu her zaman 3 yılda bir tekrar edilen bir kanundur. 3 e, yıl sonra yürürlükten kalkar, tekrar yürürlüğe girer. Varsa öyle bir uygulama. Uyduruyorum tabii bunları. E, kendisine yardımcı olmak için söylüyorum. Çıksınlar söylesinler ya. Türkiye'de Google'dan tutun Facebook'una kadar bunlar. Temsilcilik açsın diyerekten Türkiye dik duruş gösteriyor. Milliyetçiyim, ülkücüyüm diyen Yavuz Ağuraloğlu çıkıyor hala. Bize klasik sadece demeyin ya diyor. Ama kalktılar. YouTube'un, Google'un, Facebook'un Türkiye'de temsilcilik açması için çıkartılacak kanuna karşı çıktılar. Yeni Akit Sabahin Sabahleyin arkadaşlar attılar bilgi mahiyetinde. 4 yıl önceki bir Facebook paylaşımı için kırmızı listeye almışlar tekrar. Kırmızı listeye değil bilmem ne listesini alın ya. Zıt renk. Nasıl bir daha söyleyin anlamadım. Facebook evet. 4 yıl önceki Yeni Akit Komtere'nin Facebook hesabında ha. yaptığı bir paylaşım sebebiyle Yeni Akit Komtere'nin Facebook hesabını kırmızı listeye almış. 4 yıl önceki yeni. Yeni daha yapıyor beyefendiler. 4 yıl önceki bir hani Canan Kaftancıoğlu ya 6 yıl önceki paylaşımlar ya Amerika'nın Facebook bak neler yapıyor. Neler yapıyor. Ben Filistin'e sahip çıkarsan ben 4 yıl önceki paylaşımını bile getirir sana ceza uygularım diyor ama bizim insanlarımız işte sansür yasası. Şimdi açtın mevzuyu 10 gün oldu mu? Türkiye'deki o tabii, efendim yalan tane, haber. Evet ben de ha, ha, onu söyleyecektim. Bakın, ya Yani tutuklanan var mı? Bakın akşama kadar bir sürü yalan dava atıyorlar. Var, dava. dava var. Uyuşturma Uyuşturucu var. diyorlar, Escobar diyorlar. Bu ülkenin evet. İçişleri Bakanı'na Twitter'da paylaşıyorlar da paylaşıyorlar. Kanun çıkınca herkes susacaktı değil ne mi? oldu? Herkes susacaktı. Konuşamayacaktık. Televizyonlar susacaktı. Radyolar susacaktı. Gazeteler susacaktı. Çıkamayacaklardı. İnternet internet siteleri karalara bürünecekti değil mi? Kanun çıktı mı? Çıktı. Yürürlüğe girdi mi? Girdi. Bir tane Allah'ın kulu çıksın desin ki, ya ben dedim ki enflasyon rakamı işte bugünkü gazetelerde var. İTO'nun yaptığı açıklama, İstanbul enflasyonu yüzde %103'e ulaşmış. Yazdılar. Hadi bakalım akşama kadar, yarına kadar, öbürsü güne kadar takip edelim. Kim? Kim hakkında soruşturma açacak? Ya uydurmayın ya. Sizin yapmak istediğiniz şey biz kara propaganda yapalım, yalan yazalım, halkı kışkırtalım, tedirginliğe sevk edelim, halkı sokağa düşürüp iç savaş çıkartalım ama bize dava açılmasın. Sizin derdiniz o. Yoksa enflasyon %103 de dersiniz. Ben de derim ki ya İstanbul'un rakamını söyleme kardeşim İTO. Bana Türkiye genelini sen şimdi özel basın toplantılarıyla bilmem neyle İstanbul'da yüzde %103 falan diye. %108 yarına, diyor Milli Gazete. E, Yarınki TÜİK'in açıklayacağı rakamı perdelemek için alay ve alay ile İstanbul'da enflasyon şu falan deme. Bunun ayrıntılarını da ver o zaman da biz de bilelim. Suni olarak işte emlak fiyatlarından şuradan buradan kaynaklı bir şey yapıyorsan ya onun arka planında da neler olduğunu bilelim. Dolayısıyla şimdi yaptıkları her türlü propaganda kara propagandanın yanlış olduğunu bir haftalık 10 günlük 15 günlük süreçlerde görüyoruz. O yalan haberle ilgili yapılan düzenleme e, kara propagandalarının da yalancıcılıkla dolu olduğunu o 10 günlük şu anki 10 günlük uygulamayla gördük. Kimse İstedikleri gibi yalan palavralar attılar. Neler neler yazdılar. Bir sürü iddia. Tok işte efendim şöyle yaptı, böyle yaptı. Kapı kolu yok dediler ama kapı kolu varmış dediler. Şimdi itirazlardan birisi de o. Direksiyon fütüristik direksiyon olacak dediler. Biz de bu vesileyle kavramları da öğrenmiş oluyoruz. Direksiyonun fütüristiği olacakmış Tok'ta ama onu da yapamamışlar. He bir sene sonra onu da yapacak büyük ihtimalle. Yani yerli arabayı yapan kalkıp da o fütüristik direksiyonu yapamaz. Ve e geldikleri nokta fütüristik abi. E Bey. Lafın özü bakın bir tane bardağın söyledik işte anıtkabir'in ipini yapıyor yapamıyorlardı. Yapıyoruz diye gururlandılar. Türk işte bardağın altına Türk malı yazısıyla gururlandılar. Dediler ki oley bardak yapabiliyoruz ama milyonlarca doları Amerika'ya gönderdiler otomobil için şimdi bir otomobil yapılıyor yapamazsınız diyorlar üstelik yapılıyor direksiyon simidi niye işte şöyle değilmiş niye böyleymişe kadar düştü De, seviye ya, şeyi çok önemli ayna kalkacak demişler öyle vaat etmişler ama Aynayı kaldıramamışlar. Aslında kamera olacak. E sorsunlar o TÜSİAD'daki ağababaları babaları iş adamı şey otomobil üretiyor. Ayna niye var niye yok? Bir modelinde bırakın o ağababasının babasının ürettiği otomobilin bir tanesinde şu arabanın içinde tutarsınız ya bazen bu yan tarafta bir tutma yeri yok. Niye? Daha ekonomik. Tutma yeri olan biraz daha pahalı kamerası olan biraz daha pahalı, olmayan biraz daha uygun. Biraz daha uygun hale getirebilmek için oluyor olmasın bu işte evet. diye. Yani sokağa çıkalım bakalım acaba aynası kalkmış kaç tane araba var da bundan yeni yerli üretimden de ayna kalkıp kamera konulacaktı onu da yapamadılar diye. Niye maraza çıkartıyorlar? O zaman araştıralım. Evet. Sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmekle ile inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.